kesinlikle öyle. Tabii. Peki acil Mersin'e şifalar. Gidelim Muratçığım. Mersin'de sıcak saatler var. Çünkü plastik fabrikasına çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına maalesef çok zor alındı. Yangındaki son durum haberimizde. Alevler geceyi aydınlattı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Mersin ve Adana'dan gelen ekipler yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında söndürüp kontrol altına aldı. Olayda ikisi itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisi itfaiye eri olmak üzere 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Büyük geçmiş olsun öncelikle, bir can kaybı yok. Çünkü evet, çok aynen. Büyük bir yangın, çok büyük bir fabrika. Yani dediğim gibi öncelikle geçmiş olsun. Vatanın, milletin önemli servetlerinden değerli. Bir tanesi. Çünkü Mersin Limanı'na yakın ihracat, ithalat işleri malum sürekli çalışan bir fabrikadan bahis açıyoruz. Büyük geçmiş olsun. Binlerce insana iş veriyor, ekmek kazandıran bir yer. Ama şimdi tabii kullanılamaz hale geldi evet. Maalesef ki. Ham madde bölümünde çıkmış plastik fabrikasının. Bir de yani düşün evet. Birdenbire böyle patlaması yani falan. Kaynaktan. Bir dönem çok meşhurdu bu fabrika yangınları. Bir dönem dediğim şunun sırasında pandemi dönemi belki 2-3 yıl falan var yani. Evet. Ve hep oralarda da bahis geçerdi. Sigorta şirketleri devreye gir. Hani kendi yakma durumları falan filan. Hani yansın da şey. Sigortadan para alalım falan. Yani dünyanın neresinde olsa böyle bir akıllara gelen sorular var idi o dönem. Yani İnşallah öyle bir şey değildir. Ama işte tez zamanda herhalde durum düzeltilecektir diye düşünürüm ben şahsen. Ya, mutlaka. Mersin'imize geçmiş olsun. Bu sigorta şirketleri konusuna gelince yani ben her ne olursa olsun insan elinde var olan böylesine bir asetin, böylesine bir değeri. Yani yaksan sigorta şirketinden aldığın o parayla bunu ödeyemezsin. Ebru oluyor. Kapatamazsın oldu, günümüzde. Oldu. Öyle mi diyorsun? Yani tecrübeyle sabit. Hala sabit bütün bunlar ama. Olduğu için. Hayır yani bunun İnşallah özelinde değildir. Tabii kimsenin de günahını almam ya da suçlamam bana ne. Bilir kişi alır bakar eder de bu tür hadiseler oldu çok zamanında oldu. Diye evet, söylüyorum. Doğru. Ama hani durup dururken bir fabrikada hani yanmamalı ya. Hani akıllı çok sistemler var şu bu falan filan değil mi? Çok verdik yangın haberleri tabii, günlerde. Tabii. Valla evet. Geçmiş olsun. Özellikle tabii oradan ekmeğini kazanan, çoluğuna çocuğuna tabii. Bakan kardeşlerimiz inşallah mağdur olmazlar. Olmayı, derdimiz de budur. İşlerinin Hı. Başına dönsünler. Amin. İnşallah. Geçmiş olsun. Peki. Mersin'de şimdi var ya... Evet, sıcaktır. Çok sıcaktır. Kavruluyordur. Kesinlikle ama ülkenin bir tarafında sıcak varken bir diğer tarafında dolu var.